Bir mesaj var. Abbas amca ellerinizden öpüyorum. Rıfat abi anlattı bana. Hafta sonu inan o kadar çok gelmek istedim davetinize. Katılmak istedim. Oradaki o birlikteliğe şahit olmak istedim ama önceden planlanmış başka bir etkinlik diyelim. Anne etkinliği vardı. O yüzden gelemedik. İnşallah Rıfat abi getirecek yine Abbas amca. Şimdi bize bir mesaj var. Mesaj, önce mesaja bakalım. Sonra bu topluluk, bu grup kimdir anlatalım size. Şöyle bir, oh maşallah ne güzel. 1987 yılında ülkenin değişik coğrafyalarından, 83 yılında ülkenin değişik coğrafyalarından kalkıp okumak adına İmam Hatip Lisesi sıralarında bir araya gelen insanlar bunlar. Arada geçen onca yıla rağmen üniversiteye gittiler. İşlerinde hakim, savcı, doktor, muhtar önemli, var. İçlerinde üniversite sıralarında arkadaşlıklar edinenler de var. Ama onlar üniversitede, kim bilir İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ya da bir başka Gazi Üniversitesi'nde öğrenim hayatlarına devam etmişler ama bu yılları asla unutmamışlar. Çünkü o yatılı, o yıllar unutulmaz. O yatılı yıllar unutulmaz. İmam Hatip Lisesi, hepsi bu ülkede söz sahibi. Neden bugün bu ülkede İmam Hatip Liseleri istenmiyor? O vesayet tarafından anladınız mı? Çünkü hepsi birer adam olup memleket için hizmet ediyorlar, memleketi kalkındırıyorlar. Onlar kalkınmayı istemiyorlar. Bakalım mı şimdi? Bakalım hadi, bize mesaj var. Merhaba Ahmet Keser kardeşim. Gün başlıyor programını ilgiyle izliyoruz. Biz 91 mezunları, İzmit İmam Hatip mezunları olarak her yıl düzenli bir araya gelerek hem hasbihal edip hem özlem giderip hem de muhabbet ve sohbetle günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de İzmit'e bağlı Kulfalı Köyü'nde yine beraber mezun olduğumuz ve okuduğumuz kardeşimiz Faruk Çoban'ın baba evinde bu güzel günü yad etmeye çalışıyoruz. Evet, hocamın dediği gibi köyümüze arkadaşlarım, 91 mezunları, İmam Hatip mezunu arkadaşlarım geldiler. Allah razı olsun, ben hepsine ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum, hoş geldiler. Biz 91 mezunlar olarak böyle bir günde hem bir araya gelelim, ayrıca da değerli doktorumuz diyoruz ama inşallah bundan sonra doçent oldu. Doçent Doktor Hüseyin Şaşkın, Derince Araştırma Hastanesi'nde doktorumuz. İnşallah bu doçentliğini kutlamak, hayırlı olmak vesilesiyle bütün arkadaşlarla beraber bir araya geldik. Ben kendisi için, bizler için, ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olmasını, hayırlı hizmetlerde daim olmasını kardeşimize Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bütün Türkiye'miz için, memleketimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah. Arkadaşlarla beraber doktorumuzun bu doçentliğini kutlama adına bir temsilen hatıra olması açısından iki tane böyle hatıra tablo hediye etmeyi düşündük. Lütfederlerse, kabul ederlerse bizleri memnun ederler efendim. Allah razı olsun. O zaman ben buradaki bir yazıyı okuyayım. Bir insanın suratında taşıdığı ifade sırtında taşıdığı elbiseden mühimdir. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, ses var, daha var. Bir dakika. Bitti mi? Dur. Merhaba böyle Ahmet Keser kardeşim. Burada dursun. Bakın, burası Türkiye. Benim izleyicim bu. Biz buyuz çünkü. Burada pompiçler yok, mavişler yok, kokanalar yok. Burada millete çoban diyenler, koyun diyenler, tepeden bakan kibirliler, keçi sakallılar yok. Yok. Burada bu memleket var. Ve biz de bu memleketin erdemini, maneviyatını ve gücünü bildiğimiz için bu memleketi de bu hor görülen insanlar son 15 yılda buraya getirdiğini de bildiğimiz için bizim izleyicimiz budur abiciğim. Şimdi bizim bu izleyicimize, bu tarzımıza bakanlar bizi cehaletle suçlayacaklar ama bir doçentimiz de var ama olmaz canım, o doçent sizin, öyle olur işte. Mesele o değil. Mesele ilim, bilim falan filan meselesi değil. Mesele vesayetin ellerinden kayıyor olması. Bu insanların, bugün bu ülkenin sahibi olan insanların bu ülkenin yönetimde söz sahibi olması meselesi. O yüzden Cihangir ve Nişantaşılı kokanalar
kuyruklarına basılmış köpek yavrusu gibi havlıyorlar. O yüzden bu kadar. Bizim geldiğimiz yerde burası. Siz buna ne derseniz deyin. Cehalet, öyle bir şey yok. Nişantaşı'ndan seni alayım, bizim köye götüreyim, bir hafta sonra açlıktan geberirsin. Adamlar dağlarda yıllarca. Bu bir cahillik değil mi? Mantar toplamaya gidersin, nalları dikersin abi. Oysa biz, bak yağmurlar başlıyor. Başladı değil mi yağmur? Şu an İstanbul'da yağmur yağıyor. Biraz daha yağsın, mantar toplamaya çıkarız. Ölmeyiz de. Çünkü biz cahil değiliz. Senin gibi gerizekalı. Sonra sen bu millete hor bakıyorsun. Neden? İnançlarından dolayı. Abbas amca, ellerinden bir kez daha öpüyorum. 80 küsür. Artık bu saatten sonra küsür deriz. Hepsi tecrübedir. O 80 yılda tecrübe vardır. O topraklarda, o tabiatla, o doğayla. Şimdi bu kokanalar, Nişantaşılı kokanalar bir de kursa gidiyorlar. Dağcılık eğitimi alıyorlar dağda. Ulan biz dağda kayadan kayaya zıplıyoruz. Onun için özel ayakkabılar, özel bağcıklar. Efendim markası şu, özel dağcı ayakkabısı. Yürüyeceksin falan filan. Bir de saatlerce anlatıyor. Bizim hayatımız bu. Sen bunu bir kursla öğreniyorsun. Biz o kursun içinden geldik. Bu coğrafya olarak. Bak Diyarbakır da aynıdır. Ağrı da Van da ayrıdır. Farklı değildir. Merhamet vardır. Özelliktir o. Bu merhameti bu Anadolu insanı yıllardır çağdaşlık ve medeniyetlik kisvesi altında hor görenleredir bizim haykırışımız. Başka bir şey değil. Teşekkürler. Abbas amca, bir kez daha ellerinden öpüyorum. İnşallah geleceğiz. İnşallah sözdür. Rıfat abiye de o sözü verdim. Bir başka toplantınızda olacağız Allah izin verirse. Pekala, devam ediyoruz.